İlhan Edebiyatı'na ait aşağıdaki eserlerden hangisi nesir tarzında kalem alınmıştır? Şimdi Garipname, Hayravat, İskendername, Harname isimli eserler arkadaşlar. tabii ki şiir tarzındaki eserler. Fakat A seçeneğinde yer alan Keşfüzünün isimli eser arkadaşlar. Katip Çelebi'ye aittir. Ve bu eser arkadaşlar bibliografya yani kaynakça olarak nitelendirilen tarzdaki bir eserdir. Bu eser bilimler hakkında ansiklopedik bilgi de vermektedir. E, bu arada e, bu açıdan e, nesir türünde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Cevabımız A olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi divan nesrinin temsilcilerinden biri değildir? Veisi hem şiir hem nesir alanında e eser veren bir isimdir arkadaşlar. Bu anlamda nesir temsilcisi olarak kabul edebiliriz ki nesirleri daha güçlüdür hatta. Naima özellikle tarih alanında eser veren bir isimdir. 28 Mehmet Çelebi Sefaretname isimli çalışmasıyla dikkat çeker. Piri Reis de arkadaşlar kitabı Bahriye isimli eseriyle tanınmaktadır. Nesir türünde verdiği bu eserle. Taşlıcalı Yahya ise arkadaşlar şiir alanında tanınmış bir isimdir. Şair olarak bildiğimiz bir isimdir. Bu nedenle cevap D olmalıdır. Yukarıda numaralanmış divan edebiyatı türlerinden hangileri nesirle oluşturulmamıştır? Şimdi kısası enbiya arkadaşlar bildiğimiz üzere enbiya peygamberler demektir. Peygamberler kısası e, nesir türünün örneğidir. Murabba ise arkadaşlar dikkat edin RBA Rabia'dan geliyor, rubai'den geliyor. Yani dörtlük, dörtleme anlamında bir kelimedir. Şiirle alakalıdır, nazımla alakalı bir kavramdır. Onu kenara atıyoruz bu nedenle. Siyasetname arkadaşlar nesir türünde ortaya konan bir eserdir. Örneğin Orhun kitabelerini bir siyasetname olarak örneğin kabul edebiliriz. Sefaretname yine aynı şekilde arkadaşlar 28 Mehmet Çelebi aklımıza gelebilir. Onun sefaretnamesi sefirlerin ortaya koydukları rapor tarzı e, ürünler, öğretici metinler olarak kabul edilebilir. E, Muhammed Hamse'den gelebilir aklınıza arkadaşlar. Beşleme demektir. E, bu şekilde bunun e, nazım olduğunu yani şiir ürünü olduğunu biliyoruz. Buraya beşi de ekleyebiliriz. Tezkireler ise arkadaşlar dikkat edin ZKR seslerin özellikle zikir yani anmaktan geliyor. Tezkireler arkadaşlar şairlerin hayatlarının anlatıldığı tabi örneklerinin de verildiği eser örneklerinin de verildiği eserler olarak nitelendirilebilir. Hayat hikayelerini anlattıkları için biyografi özelliği göstermektedir daha çok yani nesir türündedir arkadaşlar. 2 ve 5 kısacası cevabımız B olmalıdır. Yukarıda içerikleriyle birlikte verilen eserlerden hangisi Katip Çelebi'ye ait değildir denilmiş. Arkadaşlar Tuhfetül Kibar Fi Esfaril Bihar Katip Çelebi'ye aittir. Cihan Nüma Katip Çelebi'nin en ünlü eserlerinden birisidir. Keşfüzü'nün yine aynı şekilde Katip Çelebi'nin en ünlü eserlerinden birisi bir kaynakçıdır, bibliografyadır. Çok değerli bir eser, eserdir. Mizanül Hak yine Katip Çelebi'nin en ünlü eserlerinden birisi olarak kabul edilebilir. Ee, öğretici metinlerin yer aldığı bir eserdir. 5 numaralı eser ise arkadaşlar Dürretü Taç olarak adlandırılan eser Veysi'ye aittir arkadaşlar. Bu nedenle farklı bir sanatçıya aittir. Katip Çelebi'ye ait değildir. Cevabımız ne olmalıdır? C olmalıdır. Bize bir parça verilmiş bu soruda arkadaşlar. Bu parçanın içerisinde de 4 tane eser ismi geçiyor. E, seçeneklerdeki isimlerden hangisinin eserine yer verilmemiştir diye sorulmuş. Şimdi dikkat ederseniz hemen Paris Sefaretnamesi ilk dikkatimizi çeken, ilk sırada yer alan eser. Bu tabii ki 28 Mehmet Çelebi'ye aittir arkadaşlar. A seçeneğinde yer alan. Ardından Şikayetname yer alıyor arkadaşlar. Şikayetname de kime aittir? Fuzuli'ye aittir arkadaşlar. Bu da E seçeneğini veriyor bize. Seyahatname geliyor ardından. Seyahatnamenin de biz Evliya Çelebi'ye ait olduğunu biliyoruz arkadaşlar. B seçeneğini veriyor bu da. Ardından Miratül Memalik geliyor arkadaşlar. Miratül Memalik de Seydi Ali Reis'e aittir. O da D seçeneğini veriyor bizlere. Katip Çelebi'nin herhangi bir eseri verilmemiş. Cevap C olmalıdır. Bu soruda bize bir parça verilmiş arkadaşlar. Bu parçayı siz okudunuz ve bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Şimdi parçamıza baktığımızda birincisi e, nesir türünde. ikincisi yabancı kelimeler var. Yabancı kelimeler var. Bu anlamda ağır bir dile sahip olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncüsü sanatlı bir söyleyiş var. Sanatlı söyleyiş söz konusu. Dikkat edin zülüfleri reyhan gibi saçan diyor. Bir kere daha şurada hemen ilk gözüme çarpan diğer ilk cümleleri bile okumadım. Yani doğrudan gözüme attım metne onu gördüm. Örneğin sanatlı bir söyleyiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Benzetmeler vesaire vesaire özellikle benzetme sanatına yer verildiğini görüyoruz. Betimleme yapıldığını görüyoruz gibi. Şimdi buraya baktığımızda divan edebiyatı süslü nesir örneğini vermiştir diyebilir miyiz? Deriz arkadaşlar nesirdir sanatlıdır, ağır bir dili vardır e, ve rahatlıkla divan edibeti ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Doğrudur. Türkçe olmayan kelimelere yer verilmiştir. Doğrudur. Secilere yer verilmiştir denilmiş. Şimdi seci diyebilmemiz için nesirdeki kafiye. Basit bir ifadeyle söylersek nesirdeki kafiyedir arkadaşlar. Yani düz yazıdaki kafiye. Dikkat edin. Burada yakut eden, küt eden örneği verilmiş. Azat eden Zat eden denilmiş. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Kendi içinde bir kafiye var. Hainlik oluşturuyor. Dolayısıyla seçi vardır deriz. Yazının kaleme alınmasındaki amaç öğreticiliktir denilmiş. Burada konumuza baktığımızda arkadaşlar aşk var. Yani bireysel bir konu var. Şimdi bu bireysel konu üzerine konuşurken, aşktan konuşurken öğreticilik vardır diyebilir miyiz? Yani bu toplumsal bir konu değil ki. Bireysel bir konu. Öğretici olabilmesi için herkesi ilgilendiren aynı zamanda toplumsal bir mesele olması gerekir. Dolayısıyla bu öğreticilik amaçlanmıştır burada diyemeyiz. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. Sanatçı sanatlı bir anlatımla duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir. Doğrudur buna sonuna kadar katılırız ki en başta zaten bunu belirttik. Aynı zamanda buraya e, subjektif ya da öznel ifadesini de kullanabiliriz, ekleyebiliriz. Cevabımız D olmalı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cümlemize baktığımızda arkadaşlar Osmanlı döneminde yazılan daha çok özgeçmiş özelliği gösteren eserlere nokta nokta adı verilir. Bunun karşılığı arkadaşlar hal tercümesidir. Yani cevabımız A'dır. Şimdi diğerlerine baktığımızda Ruzname'yi biz arkadaşlar günlük olarak adlandırıyoruz. Açıklayabiliriz. Teskireyi arkadaşlar e, biyografi eseri olarak düşünebilirsiniz. Çünkü teskirelerde e, sanatçıların hayat hikayelerini görüyoruz eser örnekleriyle beraber. Sefaretname kelimesine baktığınızda arkadaşlar sefir kelimesiyle bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Yani nedir burada? Büyük elçilerin arkadaşlar yani sefirlerin e, raporları olarak nitelendirilebilir bunlar. Fütüvvetname ise arkadaşlar Fütüvet teşkilatı ile alakalıdır. Birebir olarak Fütüvet teşkilatı ile ilgilidir. Bir sivil toplum hareketi olduğunu söyleyebiliriz. E bu e, tasavvuf akımı ile bağlantılı e, olarak e, oluşturulmuş Fütüvet teşkilatının esaslarını işleyen, bu teşkilata girenlerin uymaları gereken kuralları anlatan bütün eserlere fütüvvetname denir arkadaşlar. Böyle gelenekselleşmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Bu nedenle cevap A olmalıdır. Hal tercümesi. Divan edebiyatına ait yukarıdaki eserlerle ilgili olarak 4 madde verilmiş. Yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi Gülşen'in şu ara Mecalüsün Nefais, Heşt Beşt. Arkadaşlar bu eserlerin bir kere ortak özelliği teskire olmaları. Her biri tezkiredir. Yani şairlerden bahseden eserlerdir. Bir kere teskire ürünlüdür demek, teskire türündedir demek doğrudur. Yani bir numara cepte. Aynı sanatçıya aittir denilmiş. Gülşen-i Şuara arkadaşlar ahdiye aittir. Mecalsün Nefais Alişir Nevaiye aittir. Heşt Behişt ise arkadaşlar Sihibe'ye aittir. Dolayısıyla farklı, farklı sanatçılara aittir. Bunu söyleyemeyiz. Divan nesrine örnektir diyebilir miyiz? Evet deriz. Divan edebiyatı tezkire örneğidir. Dolayısıyla divan nesrine örnektir. Yani 3'ü de buraya katarız. 4'e baktığımızda farklı yüzyıllarda kaleme alınmıştır denilmiş. Arkadaşlar e, Mecalüsün Nefaisinde, Gülşen'in Şuaranında, Heşt Behiştin de kaleme alınış tarihine baktığımızda e, 16. yüzyıl işaret edilmektedir. Dolayısıyla cevabımız burada farklı kalemler farklı yüzyıllarda kaleme alınmıştır ifadesini kullanamayız. Yani bu ifadeyi doğru olarak kabul edemeyiz. Bu nedenle cevabımız B olmalıdır. Divan nesrine örnektir, tezkire türündedir ifadelerine katılırız. Farklı yüzyıllar ifadesine katılamayız. Yukarıda söz edilen edebi türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar parçayı okudunuz siz. Ben en kilit yerlerin altını çizeceğim özellikle. Önceki dönemlerde ünlü kişilerin, özellikle de şairlerin, hayatlarının anlatıldığı, dikkat edin bir biyografik üründen bahsediyoruz arkadaşlar. Biyografik bir üründen söz ediyoruz. Bu çok önemli bir özellik baktığımızda. Eserlerinden örneklerin sunulduğu ifadesi çok çok önemli arkadaşlar. Ürün örnekleri diye notumu düşüyorum buraya. Bunu ikisi zaten konuyu bitiren bir meseledir arkadaşlar. Nedir? Diğerleri bundan sonra belirtilen ifadeler genel olarak nesillerde karşımıza çıkan bölümler hatta. Şimdi şairlerin ve eserlerin tanıtıldığı bölüm zaten yukarıdakiyle eşdeğerdir. Biyografi görün dediğimiz kısımdır. Bu nedenle tekrar uzatmıyorum. Nedir bu da arkadaşlar? Tezkiredir arkadaşım. Tezkire zikirden geliyor. Dikkat ederseniz zkr k r sesleri ortak. Zikir ne alaka peki? Yani zikir diyebilirsiniz. Anmak anlamına gelir zikir kelimesi arkadaşlar. Teskire de anma ile ilgilidir. Neden? Çünkü şairlerle ilgili orada bilgi veriyor. Yani anlıyor. Bu şekilde cevabımız C olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır denilmiş. Birinci cümlede arkadaşlar nesrin tanımı yapılmış. Duygu, düşünce, hayal, olay ve olguların cümle ve veya paragraf şeklinde ifadesine nesir denir denilmiş. Doğru bir tanım yapılmış. İkinci cümlemizde divan edebiyatında edebi nitelikteki esere, nesre, inşa inşa yazanlara münşi, bu yazıların bir araya toplandığı eserlere de münşaat denmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Dikkat ederseniz zaten inşa kelimesinden türeyen kelimelerle karşı karşıyayız. İnşa, münşi, münşaat şeklinde. 3. Divan edebiyatında şiir süslü ve sanatlı bir şekilde oluşturulurken nesir oldukça sade bir anlatımla oluşturulmuş. Nesirle geniş kitlelere hitap etmek amaçlanmıştır. Şimdi e, nesir sade değildir arkadaşlar. Tabii ki nesir sade nesir örnekleri de vardır ama şöyle ifade edelim. Sade nesir, orta nesir ve süslü nesir olmak üzere bu dönemde Divan Edebiyatı döneminde 3 nesir ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla süslü nesir dediğimiz örneklerde sanatlı söyleyiş söz konusu olduğu için Ağır bir dil söz konusu olduğu için bu cümlede bilgi yanlışı vardır arkadaşlar. Yani cevabımız C olmalıdır. Dördüncü cümleye baktığımızda divan nesrinde noktalama işaretleri yoktur denilmiş. Evet arkadaşlar noktalama işaretleri tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştır. E, Çoğunlukla olarak cümleler gereğinden çok uzun şekilde oluşturulmuştur. Evet nesir, süslü nesir örnekleri özellikle ağır bastığı için... Orta nesir ve süslü nesir örneklerinde özellikle cümleler sanat kaygısıyla, dikkat çekmek kaygısıyla uzun soluklu olarak kurulmuştur, oluşturulmuştur. Bu da doğrudur. Cevabımız C olmalıdır. Süslü nesir örneğinden kaynaklı olarak. Bize bu soruda bir parça verilmiş arkadaşlar ve bu parçada 5 tane eserin altı çizilmiş. Bunlardan iki, iki tanesinin yeri yanlış olarak verilmiş. Bunların yerini değiştirmemiz isteniyor ve bilgi yanlışlığını ortadan kaldırmamız isteniyor. Parçamıza baktığımızda Türkiye devletindeki ilk şairler tezkiresi Çağatay şairi Aleşir Nevai'nin yazdığı Heşt Behişt denilmiş. Ama Heşt Behişt'in biz Sehi Bey'e ait olduğunu biliyoruz arkadaşlar. E, bu nedenle burada bir sıkıntı olduğunu not düşüyoruz birle. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire denilmiş. Fakat burada da arkadaşlar Sehi Bey'in ifadesi kullanılmış. Sehi Bey'in Mecarisu'n-Nefaiz adlı eseri olduğu iddia edilmiş. Ama bu da arkadaşlar bildiğimiz gibi Alişir Nevaiye aittir. bu nedenle ikide de problem olduğunu not düşebiliriz. Yani 1 ve 2 yer değiştirmelidir arkadaşlar. Eserler yer değiştirirse doğru bir eşleştirme yapılmış olacaktır. 1 ve 2. Yani cevabımız A olmalıdır. Diğerleri doğrudur arkadaşlar. Ahdi'nin Gülşen'in şu arasından bahsedilmiş. Aşık Çelebi'nin Meşari şu arasından ve Latifi'nin Tezkireti şu arasından bahsedilmiş. Bunlar doğru örneklerdir. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nisir türü eserlerinden biridir denilmiş. Garipname Aşık Paşa'ya ait şiir türünde bir eserdir. Mesnevi tarzında harname öyledir. Şeyhiye ait eşekname olarak da bilinir ve mesnevi tarzındadır. Surname Nabi'ye aittir. Yine şiir tarzındadır. İskender, İskendername de yine mesnevi nazım biçimi ile yazılmış bir şiir örneğidir diyebiliriz. Ahmediye aittir. Şikayetname ise arkadaşlar Fuzuli'ye ait olan bir eserdir ve mektup türünde kaleme alınmıştır. Yani nesir örneğidir diyebiliriz. Cevabımız C olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A seçeneğine baktığımızda tazarname marif, Marifname, Tezküretül Evliya isimli eserlerden bahsedilmiş ve bunların Sinan Paşa'ya ait olduğu söylenmiş. Doğrudur arkadaşlar. Kabusname Mercimek Ahmet'e aittir. B seçeneğinde bu verilmiştir. Bu da doğrudur. Seydi Ali Reis'e ait olarak Miratül Memalik Memleket Aynası isimli eser verilmiştir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Gezi türünde önemli bir eserdir. D seçeneğinde Piri Reis'e ait olan kitab Bahriye'den söz edilmiş ve bunun denizcilikle ilgili yazıldığı belirtilmiş. Doğrudur bu bilgide. El seçeneğinde ise arkadaşlar Paris sefaretnamesi verilmiş fakat Katip Celebi'ye ait olduğu söylenmiş. Buna katılmıyoruz. Paris sefaretnamesi 28 Mehmet Çelebi'ye aittir. Burada bir bilgi yanlışı vardır. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır.